Sevgili dinleyicilerimiz saatlerimiz 12.30'a 12.29'a ulaştı. Bölgemizden haberler bölümümüzde Palağan Döken Belediye Başkanı Muhammed Sunar var. Ve stüdyomuzda ağırlıyoruz Sayın Sunar'ı. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Hande Hanım. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sizinle bugün genel olarak Palandöken Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları konuşacağız. Ee, bir projeniz var, birinci ve ikinci marketler projesi. Onunla evet. başlayalım. Daha sonra da diğer konu başlıklarını değerlendirmenizi isteyelim. Birinci ve ikinci marketler projesine anlama geliyor. Ee, Yeni şehirde nasıl bir düzenleme planlıyorsunuz? Dinleyelim sizi. Ben e, müsaadeniz olursa. Seçimden sonra kısaca neler yaptığımızla ilgili bir girizgahta bulunayım. Sonra birinci Buyurun. ve ikinci marketleri Buyurun konuşalım. Işte. Biz 31 Mart seçimleriyle beraber göreve geldik. Göreve geldiğimiz günden itibaren bir takım çalışmalar yaptık. Yaptığımız çalışmaların önemli bir kısmı bizim daha önce vaatlerimizle ilgiliydi. Evet. Seçimde vaatlerimiz vardı. Tabii vaatlerimizi biz afaki bir durumla, fantastik bir bakış açısıyla belirlemedik. Ben de uzun zamandır Palandöken ilçesinde yaşıyorum. Ebayince doğma büyüme Erzurumluyum. Erzurum'da yaşıyoruz. İlçenin sorunlarını biliyoruz. Bu sorunları dahilinde ilçeye neler yapabileceğimizi, daha Palandöken ilçesini daha ileriye nasıl götürebileceğimizi düşünerek bunun üzerinde çalışarak projelerimizi oluşturmuştuk. Projelerimizden birisi bahsettiğiniz gibi birinci ve ikinci marketlerde yapmayı düşündüğümüz e, kentsel dönüşüm anlamına da gelebilecek olan çalışmalardı. E, yine bizim temelde şöyle bir bakış açımız vardı. Palandöken'i biz e, Türkiye'nin en önemli ilçelerinden birisi olarak görüyoruz. Şöyle ki hakikaten Palandöken ismi Türkiye'nin ulusal hatta uluslararası markalarından birisi. Bu veçile de bizim üzerimize hem bir yük hem de bir takım avantajlar getiriyor Palandöken'de olmak, Palandöken'le hemhal olmak, Palandöken ilçesini yönetmek. Palandöken bu veçile tabi ismini Palandöken Dağı'ndan alıyor. Palandöken Dağı ile müsemme olan bir ilçe olduğu için elbette ki vizyonunu kış turizmiyle en başa koyarak kış turizmiyle başlamalıydı vizyonuna. Böyle düşündük. Çünkü Palandöken'de şöyle bir durum söz konusu, kış sporlarına bağlı kış turizmi bu ilçeyi tavsif eden en önemli unsurlardan birisi. Dolayısıyla bizim bakış açımız itibariyle şunu önemsiyoruz, biz Palandöken'de mutlaka ne yapılacaksa yapılsın, mihvere, temel merkeze, Kış turizmini almak, dolayısıyla turizmi koymak gerekiyor. Evet. Birinci ve ikinci marketler projemiz de esasında bununla ilintili bir durum. Yine bizim e, projelerimiz arasında kent ormanımızla ilgili e, bir takım çalışmalarımız vardı. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi kent ormanımızda, e, kent ormanı esasında Palandöken Dağı'nda bulunan kent ormanı. Burayla ilgili bir takım çalışmalar yapmak, burada yeniden bir düzenleme yapmak, İçerikten de bahsedelim lütfen. Nasıl bir çalışma planlıyorsunuz? Eyvallah. Şimdi kent ormanında yapmayı düşündüğümüz şey şu. Evvela bir kent ormanı ile ilgili gelişim planı hazırlamak gerekiyor. Kent ormanı Palandöken Belediyesi'ne tahsisli Orman Bakanlığı tarafından Palandöken Belediyesi'ne belli süreyle tahsis edilmiş bir alan. Evet. Bu alanda bizim evvela bir bakanlığın onaylayabileceği bir kentsel gelişim planı yapılması gerekiyor. Daha önce yapılmamış bu kentsel gelişim planı dahilinde orada e, bir defa kent ormanlarının e, temel işleviyle ilgili olarak orada bir takım faaliyetlerde bulunmak gerekiyor. Kent ormanlarının ihdas sebepleri şu, insanlar tabiatla iç içe olsunlar, şehrin insanları bir taraftan e, ee, şehirde yaşarken diğer taraftan da şehrin merkezi olabilecek ya da şehre yakın yerlerde tabiattan da kopmuş olmasınlar. Tabiatla da iç içe yaşasınlar. Tabiatın bir takım nimetlerinden faydalanabilsinler. Dolayısıyla günübirlik ya da belli süreli e, zamanlar dilimi dahilinde orada bir takım faaliyetlerde bulunmak gerekiyor. Bize düşen de kent ormanında bunları sağlayabilmek. Hangi bölgede oluşturacaksınız Palandöken'de kent ormanını? Kent ormanı zaten oluşmuş bir alan Hande Hanım. E, Palandöken dağına çıkarken sağ tarafta bulunan kent ormanımız var. Muhtelif evet. zamanlarda oralarda yürüyüşler yapılır, piknikler yapılır. Orası yazın piknik alanı olarak açık, kışın da piknik alanı olarak açık. Tabii orada bizim düşündüğümüz şeyler var. E, düşündüğümüz şeyleri tek başımıza yapamıyoruz. Tek başımıza yapamamamızın sebebi şu, e, bu usta uzmanlardan destek almak gerekiyor. Biz de üniversitede bulunan hocamızdan destek alarak... E, Metin Demir Hoca'dan mimarlık bölümünde e, çalışan Metin Demir Hoca'dan destek alarak bir gelişim planı hazırlıyoruz. Bu gelişim planı içerisinde kent ormanında muhtelif alanlar var. E, Dinlence alanları var, eğlence alanları var. Yanı sıra orada insanların e, kış sporlarıyla hemhal olabileceği çeşitli mekanlar var. E, bunlarla ilgili bir gelişim planı hazırlıyoruz. Evet. Gelişim planımız hemen hemen nihayetlenmek e, üzere bakanlığın onayıyla birlikte e, ilgili Palandöken Belediyesi'nin imkanlarının yanı sıra ilgili yerlerden de destek alarak buralarda inşallah bu düşündüğümüz e, projelerimizi e, faaliyete geçireceğiz. Dilerseniz ben de detayları, ayrıntıları mevcut onlarla ilgili bilgileri de paylaşabilirim ama zamanı e, verimli kullanmak evet. adına kent ormanını böylece e, tutalım. Bir de tabi projelerimiz arasında şu vardı kızak alanları projemiz vardı bizim Palandöken'de insanların Rahat kızak yapabilecekleri alanlar oluşturmak gerekiyordu. Bu <laughs> kızak alanlarından birisinde gene bu kent ormanında düşünüyoruz. Ee, bir taraftan da Handa'nın Palandöken ilçesinde kırsal hayatın ve şehir hayatının beraber yaşandığı e, kimi mahallelerimiz var. Bu mahallelerimiz e, de bir takım faaliyetlerde bulunmak gerekiyor. Kırsal hayatla şehir hayatının bir arada yaşamış olmasının bir takım mahsurlar olduğu gibi kimi avantajları da var. Bu avantajların altını kalınca çizmek, bu avantajları belirgin hale getirmek, dezavantajları böylece azaltmak gerekiyor. Sıra şehir hayatı içerisinde kırsal hayat hakikaten çok da e, şehir konforuna uygun düşmüyor ama yanı sıra Şehirde yaşayan insanların kırsal hayatı olan bir özlemi de var. Bu mahallelerimizde, Abdurrahman Gazi'de, Sütevleri mahallelerimizde, bizim bu mahallelerimizde e, hayvansal üretimler de yapılıyor. E, tabi bu hayvansal üretimleri ilgili mekanlarda, uygun mekanlarda şehrin insanına bir e, kırsal perspektif içerisinde sunabilmek, insanların böylece özlemlerini giderebilmek gerekiyor diye düşünüyoruz. Bunun için de bir çalışmamız var. Yine, ee, tabii çalışmalarımızı e, ben ortak haklı önem veren bir insanım. E, belediyede ekibimizle beraber de inşallah böyle çalışmalar içerisinde bulunuyoruz. E, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla Kudakay'da dahil ederek bir projemiz var. Orada evet. inşallah bir e, mandra oluşturmak gibi bir fikrimiz var. Epey de bir mesafe kat ettik Bu yıl içerisinde yeniden bir ivme kazandırarak devam edeceğiz inşallah. Evet. E, tabii Sayın Sunar şunu da sormak istiyorum size. E, kentsel dönüşümden bahsederken, birinci ve ikinci marketler projesinden bahsederken şuna da değinmenizi rica edeceğim. E, kentsel dönüşüm e, aynı zamanda bir yıkım ve yeni bir e, yapım aşaması da içeriyor. Sizin buradaki planınız tam olarak nedir? Ve Palandöken Belediyesi'nin e, sınırları içerisinde kentsel dönüşümü planladığınız başka bir alan var mı? Evet, şimdi Hande Hakikaten kentsel dönüşümle ilgili ben de sizin paylaştığınız mahsurları paylaşıyorum. E, kentsel dönüşümde tabii dönüştüreceğiniz ama dikkat etmek gerekiyor. Tabii orada dönüşümden bahsediliyor. Yeniden baştan aşağı her şeyi yeniden yıkıp yeniden yapmak anlamında bahsedilmiyor. Dönüşüm mevcut olanın dönüştürülmesini ifade eden bir kavram. Evet. Dolayısıyla dönüşüm ve Palandöken Belediyesi içerisindeki mekanlar açısından ciddi manada ihtiyaç duyuluyor. Palandöken Belediyesi'nin eski mahalleleri var. Oralardaki yapılarımız epey eskimiş durumda. Yanı sıra yeni kurulan mahallelerimiz de var. Yeni derken tabii bunların en az 40 senelik mahallelerimiz bunlar. İşte yeni şehir diye tabir ettiğimiz girişteki yerlerimiz var. Oralarda da binalarımız devrin konfor ve güvenlik ihtiyacına cevap verse de bugün için eskimiş durumda. Onları da yeniden elden geçirmek gerekiyor ama tabii bizim ilçemizin merkezi konumunda bulunan bir mahallimiz var. O mahal birinci ve ikinci marketler. Birinci ve ikinci marketler palan döken için önemli. Niye önemli olduğunu size söyleyeyim. İlçe halkının önemli bir kısmı ticaretini oradan yapıyor. Hatta ilçe halkının dışında Erzurum'dan da farklı ilçelerden de, merkezdeki diğer ilçelerden de gelip oradan alışveriş yapan insanlarımız var. Zira orası bir ilçe için düşünülmüş son derece iyi yerlerden birisi. Bir ticaret merkezi olarak kurgulanmış. E, konutlar olmayan, sadece tic ticari alanların bulunduğu bir merkez olarak düşünülmüş. E, orada hem ticareti ilçenin orada dönüyor, hem de ilçenin sosyal hayatı da çoğunlukla ora, ora yoğunluklu yaşanıyor. Evet. E, hafta sonları hangi saatte giderseniz gidin oralardaki sosyal mekanların hepsinin dolu olduğunu göreceksiniz. Orada kafeler var. E, kıraathaneler var, kahvehaneler var, lokantalar var, bistrolar var, e, pastaneler var, patiseriler var. Onların hepsi hafta sonu gittiğinizde dolu göreceksiniz. Hafta içi de şehrin diğer mekanlarından yoğunluklu bir şekilde orada bir popülasyon var, bir hareketlilik var. Dolayısıyla orası bizim ilçemiz için çok önemli. Bizim şöyle bir düşüncemiz var, Palandöken'de yenilenmeye, dönüşüme... Bu ticari alanlardan başlamamız gerekiyor. Zira Palandöken'de bir turizm potansiyeli var. O potansiyelden bizim istifade etmemiz gerekiyor. Evet. Daha gelen misafirlerimizi mutlaka biz e Palandöken ilçesine getirebilmeliyiz. Palandöken ilçesinde onlara hizmetler sunabilmeliyiz. Onlarla ticari ilişkiler geliştirebilmeliyiz ve Palandöken esnafı bundan kar edebilmeli. Evet. Ama bunun için evvela yapmamız gereken bizim o mekanları elden geçirmemiz, yenilememiz gerekiyor. Siz de bilirsiniz. Oralarda tek katlı dükkanlarımız var. O dükkanlarımızı bizim e, yeniden elden geçirme niyetimiz var. Ben adaylığım sürecinden başlayarak ilgili mekan e, makamlarla temas ederek meseleyi epey bir noktaya getirmiştim. En son Çevre Bakanımız Murat Kurum Bey bundan birkaç ay önce Palandöken'de birinci ve ikinci marketlerde bulunan ticarethanelerle ilgili bir dönüşüm planını açıkladı. Orada bulunan İller Bankası lojmanlarının da bu projeye dahil ederek kapsamlı bir düzenleme yapılacak. Biz de bir merhale kat ettik. Palandöken Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü oluştu. Bu müdürlük içerisinde arkadaşlarımız e, yetenekli, kabiliyetli, istilatlı arkadaşlarımız var. Evet. Onlar da ciddi manada, onlar da ciddi manada çalışıyorlar. İnşallah, bakanlıkla el birliği halinde TOKİ ile beraber. Bu kentsel dönüşümü düzenleyeceğiz. İsterseniz aradan sonra buna biraz devam edebiliriz. Şöyle bir söyleşimize devam edelim e, Sayın Sunar. E, tabii Efkan hala kültür merkezinde e, aktif bir şekilde yaşamını sürdürüyor. E, atölye evet. ve dersliklerini kursiyerlere açıyor aynı zamanda. Evet. Sizin bu konuyla ilgili de bir çalışmanız var. Kısa olarak ondan da bahsedelim. Daha sonra da spor faaliyetlerinden evet. konuşalım. Peki o zaman ben şu birinci ve ikinci marketlerle ilgili birkaç kelam daha edeyim. Çünkü bu bizim için önemli. Birinci ve ikinci marketlerde o tek katlı mekanlarımızla ilgili şöyle bir çalışmamız var bizim. E, kentsel dönüşümün mahsurları var. Bu mahsurları bertaraf edebilmek gerekiyor. Neticede ister konutu yenileyin, ister ticarethaneyi yenileyin. Orada bulunan faaliyete, yaşama bir müddet ara vermek durumunda kalıyorsunuz. Ama biz bunun olmaması için azami gayret gösteriyoruz. Çünkü... Ee, esnafımızın burada ticari hayatının, ticari faaliyetinin devam etmesini istiyoruz. Bunun için de rezerv alanlar oluşturarak etap etap dönüşümden yanayız. Dolayısıyla yapacağımız şey de evvela biz orada bulunan mekanlardaki muhtemelen İller Bankası'nın eski e, lojmanlarının bulunduğu alanda bir rezerv alan oluşturacağız. Bakanlık yetkilileriyle ve TOKİ yetkilileriyle mutabakata vardığımız husus budur. Orada bir ticaret haneleriyle ilgili bir rezerv alan oluşturacağız. Esnafımızın etap etap dönüşüm yapacağımız için bir kısmını oraya alacağız. Onlar orada ticaret faaliyetlerine devam ederken biz onlardan boşalttığımız alanı dönüştüreceğiz. Tam tabiriyle kentsel dönüşümün en önemli örneklerinden bir tanesini Palandöken'de yapmış bulunacağız. Yaptığımız dönüşümde Temel sebe temel parametrelerimiz, temel dikkat edeceğimiz hassas noktalarımız şunlar olacak. Bir defa esnafımızın kendi mekanlarına yeniden kavuşmasını sağlayacağız. Yani esnafı başka bir mekana götürmeyeceğiz. Evet. Kimi nerede yenilediysek orada kendi dükkanını, kendi şerefiyesini, cephesini de sağlayacak. Metrajını artırarak bir defa benim kanaatimde o metrajı artırabilmeliyiz o dükkanlarda ne olursa olsun. Esnafımıza ee, en azından biz bir e, zemin katının altında belki bir depo alanı alan olarak kullanılabilecek bir bodrum alanı üretmeliyiz. Yine esnafımızın orada işini daha rahat görebilmesi için bir asma kat üretmeliyiz. Bu proje üzerinde çalışıyoruz. Bulunduğu yerde herkesin dükkanını aynı metrajlarını artırarak aynı cepheler üzerinde Böyle bir çalışmamız var. İnşallah bunda muvaffak olacağız. Palandöken Belediyesi kendisine düşecek ihdas alanlarından esnafımızla ilgili feragat edecek. Zira orada TOKI'de yaptığı faaliyetlerin karşılığında bir gelir elde etmek durumunda. TOKI kar elde etmek amaçlı kurulmuş bir kuruluş değil ama en azından yapmış bulunduğu giderleri karşılayabilecek evet. durumda olması lazım. Biz de oradaki ihdas alanlarından esnafımız da yine feragat ediyoruz. İnşallah o ihtas alan alanlarında oluşabilecek konutlar da yine hem Palandöken ilçesinin nüfusu açısından önemli bir durum arz edecek hem de esnafımız açısından önemli bir durum arz edecek. Hasılı söylemek istediğim şu esnafımız için avantaj oluşturabilecek asla dezavantaj oluşturmayacak bir proje üzerinde çalışıyoruz. İstişare ederek çalışıyoruz. Esnafla beraber bunu kurguluyoruz. Zaman zaman onlarla da ben görüşüyorum. Projelerimiz ilerledikçe de Nihayetlenecek aşamaya geldiğinde de ben yine esnafımızla da istişare edeceğim. Onlara neleri düşündüğümüzü ben anlattım. E, hangi alandan başlayacaksak o alanda onların rızasını da alarak onlarla da bir mutabakat üzerinde yapacağız. Kentsel dönüşümde %100 mutabakat sağlanmıyor. Ama ben kahir ekseriyetin, e, ezici çoğunluğun, e, önemli bir çoğunluğun bu dönüşümden yana olduğunu biliyorum. İnşallah biz e, bunları e, muvaffak olup e, hayata geçireceğiz. Tabii daha önce de bununla ilgili çalışma yapılmış ama bu çalışmalarda şöyle. Ne belediyenin imkanı tek başına bunu yapmaya el veriyor ne de esnafın imkanı. Ekip olarak çalışmak tabii, tabii. gerekiyor. Evet. Bunun için evvela bakanlığı, devletin imkanlarını bu ilçeye getirmek gerekiyor. Devletin imkanlarının en güzel getirebileceğimiz yer çevre bakanlığına bağlı olan TOKİ. Evet. E, paydaşlarımızın hepsiyle biz... İşbirliği içerisinde inşallah Palandöken ilçesinde e, ticari alanlardan başlayarak bir kentsel dönüşüm faaliyeti içerisine gireceğiz. Evet. E, şimdi Efkan Ala Kültür Merkezi ile ilgili olarak kısa bilgi alalım sizden atölyede e, ve sınıflarda bir e, Kursiyerlere yönelik şey evet. oldu, e, açılış oldu. Bunu da değerlendirmenizi isteyelim ve spor faaliyetlerimize evet. geçelim. Handan Hanım, evvela Efkanale Kültür Merkezi gayet güzel bir kültür merkezi. Son derece yapısı ve mimarisi itibariyle bu şehre değer katan binalardan, merkezlerden bir tanesi. Ben orada emeği geçen, e, bizden önce de görev yapmış bulunan, e, bütün ilgililere teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Gayet güzel bir kültür merkezi oluşturmuşlar. Bu kültür merkezinde şöyle bir faaliyetimiz var bizim. E, ama bizim daha önce tabii Palandöken Belediyesi'nde yürütülen kültür faaliyetleri var. Daha önce de bizim Recep Tayyip Erdoğan kültür merkezinde yürüttüğümüz faaliyetlerimiz var. Dolayısıyla oldukça mücehhez, oldukça donanımlı bir ekibimiz var. Bir vesile tekraren bütün bu kültür faaliyetlerine hassasiyet gösteren, bütün bu binaları yaparak bu şehre değer katan, geçmişte izm, emeği Geçmiş bulunan bütün yöneticilere buradan teşekkür ediyorum. Afkanala Hala Kültür Merkezi de e, o birikimle beraber devam ediyor. Biz tabii biraz daha e, çeşitlendirmek istiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezimizde bizim doğalgaz ateşçiliğinden geleneksel giysi tasarımına varan 47 alanda 3500 kursiyerimiz vardı geçen sene. Onlara sertifikasyon, sertifika verdik. E, sertifikasyon çalışmalarımız oldu. Tabi bu e, kurslarımızı biz hem Palandöken Belediyesi'nin ekibi hem e, halk eğitimle beraber, kim da o işin uzmanı olan dışarıda bulunan insanlarla beraber kurgulayarak yapıyoruz. Ee, bulunduğu bölgede ben dikkat ediyorum. Önemli bir sosyal hayata önemli bir katkısı oluyor. Ee, bir defa yoğunluklu olarak ev hanımları Kadınlara oraya... Kadınlara yönelik. Tabii, evet. Ee, Anne Hanım... Ev hanımlarının müthiş bir ilgisi var evet. bulunduğu bölgede. O ev hanımları orada sosyalleşiyorlar. Hem kendilerine bir katkı sağlamış oluyorlar. Bir de bilinenin aksine böyle orada e, hani ev hanımlarından bir teşekkür diyoruz. Ev hanımları içerisinde yoğun bir buradan hemen şey yapayım. Yoğun bir üniversite mezunu e, nüfus var. O üniversite mezunu nüfus oralarda gelip o kurslara devam ediyorlar. E, yanı sıra pastacılık kursumuz var. İşte orada fotoğrafçılık kursumuz var. E, gravür çalışmalarımız var. İşte ahşap yakma tekniği oluşturulan resimlerle ilgili çalışmalarımız var. E, folklor Yok. çalışmalarımız var. Recep Tayyip Erdoğan ve, Kültür merkezinde evet. orada gidince görüyorsunuz mesela üniversite mezunu olan bayanlar var yanı sıra işte çeşitli eğitim düzeyine sahip bayanlar o kurslara e, ilgi gösteriyorlar aralarında bir kaynaşma da oluyor dolayısıyla bu şehrin sosyal hayatına toplam sosyal kültürüne bir katkı da oluşuyor. Kadınları vurgulama nedenim şudur burada bir istihdam alanı da yaratabiliyor musunuz yani bu kurslardan çıktıktan sonra mezun olduktan sonra e, istihdama katkı sağlayabiliyor mu bu kurslar diye sorayım size hemen. Eyvallah ben tabi bunu gözlemledim şöyle. Bir durum söz konusu Hande Hanım. Belediyenin kendi imkanlarıyla bunların hepsini, kursiyerlerin hepsini istihdam etme imkanı yok. Ama evet. buralardan çıkan arkadaşlarımız elde ettiği sertifikalarla, becerilerle muhtelif yerlerde iş bulabiliyorlar. Biz de kendilerini yönlendiriyoruz zaman zaman. Onların ee, bu gelenekle oluşmuş zaten. Kimi ihtiyaç duyan insanlar onlardan istifade edebiliyorlar. Evet. Ya da bir yere gittiği zaman o alanla ilgili müracaat ettiği zaman evet e, siz burada böyle bir eğitim almışsınız bu dolayısıyla bizim için bir tercih nedenidir biliyor evet. işverenlerimiz. Evet. Bu birikimle biz yeni kurulan Afkanala Kültür Merkezimizde de faaliyetlerimize başladık. Evet. Bu sene 16 dalda başladık. Satraçtan tutun, e, heykel yapımından e, tasavvuf musikisi e, korosundan böyle bir takım çalışmalarımız var. E, tabi temel gayemiz şu. Recep Tayyip Erdoğan'da sunduğumuz kurs başlıklarının dışında başlıklarla yapalım. Bir defa ben e, şunu çok önemsiyorum Hande Hanım. Plastik sanatlarla ilgili Palandöken'in bir vizyonu olsun istiyorum. Heykel yapımı ile ilgili olarak da, yontuyla da ilgili olarak da bir takım faaliyetlerimiz olsun istiyorum. O faaliyetlerimiz de, aynı de bu sene kültür merkezimizde heykel yapım kursumuz başladı. Ben sizin aracılığınızla, TRT mikrofonları aracılığıyla bütün Palandöken halkına ve bütün Erzurum halkına bu kurslara ilgi göstermeleri çağrısında bulunuyorum. Evet. Zira bizim ilçemizde ilçemizi tanımlayabilecek eserlere ihtiyacımız var. Şu heykelin altında buluşabileceğimiz mekanlara ihtiyacımız var. Şu heykelin altında buluşabilelim diyebileceğimiz heykellere ihtiyacımız Bu var. Bu anlamda da bir yönlendirmeniz oluyor. Tabii evet. spor faaliyetlerinden bahsedelim kısa olarak. Burada da sizin bir boks takımınız var. 5 Türkiye şampiyonu çıkardığını da belirtelim. Evet. Kısaca anlatabilir misiniz lütfen? Evet, boks takımımız da gayet iyi çalışıyor. Gene orada da bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız, boks deneyimi olan Türkan Sönmez arkadaşımız çalışıyor. Onun faaliyetleri, onun çabalarıyla boksta da inşallah daha iyi yerlere gelecek. Ama tabii temelde ben şunu söylemek istiyorum. Palandöken Belediyesi sporda var olacaksa kış sporları anlamında var olmalı. Ekstrem evet. alanlar dahil. Bu sene bizim için ilk senemizde Hazırlığımız devam ediyor. Bu sene sömestride bizim küçüklere dönük bir kayak kursu çalışmamız olacak. Ama inşallah bir sonraki sene... ...daha da mücehhez olarak Palandöken Belediyesi... ...daha da donanımlı olarak kış sporlarında ben de varım... ...ya da kış sporlarında esasında ben de varımdan da öte... ...kış sporlarını ben domine ediyorum, ben force ediyorum... ...kış sporlarına ben öncülük edebiliyorum... ...diyecek hale gelecek. Zira bizim ismimiz Palandöken. Bizim evet. böyle bir vizyonumuz olmalı. İlçemizde iki tane çok önemli kayak merkezimiz var. Konaklı Kayak Merkezi ve Palandöken Kayak Merkezi. ilçemizde yanı sıra e, kış sporlarına dair... çok ...çok önemli e, atlama kuleleri... ...bizim ilçemiz sınırlar dahilinde... short track testleri bizim ilçemiz sınırlar dahilinde... ...dolayısıyla böyle çok önemli... ...kız sporlarına dair testlerimiz var... Palandöken Belediyesi de inşallah... ...buralarda durumdan vazife çıkararak... ...elini taşın altına koyarak inşallah... ...kız sporlarında önemli bir vizyon... E, evet. ...geliştirmiş olacak. Sayın Sunar tabii süremizin sonuna geldik... E, ...kısıtlı süre içerisinde bu çalışmaları... ...konuşmaya çalışıyoruz ama... E, ...bir engelli asansörü yaptınız siz... Evet. ...son olarak da ona değinebilirseniz... E, Türkiye'de bir ilk zannediyorum ki değil mi? Evet. Yok sanırım başkalarda yapıyordur ama Öyle biz tabii muhtemelen şöyle bir şey içerisindeyiz. E, Palandöken'de engelli yaşamı kolaylaştırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Zaman zaman vatandaşlarımızın bizden talepleri oluyor. E, maalesef evlerimiz e, ve alanlarımız engellilerin yaşamını kolaylaştıracak şekilde tanzim edilmemiş. Kimi yerler var engellilerin e, araçlarıyla e, rahat evlerine giriş sağlayabilme imkanına sahip değil oralarda rampalar yapıyoruz. Biz araçların rahat yürüyebileceği merdivenlerde düşünülmemiş. Engelli rampalarını oluşturuyoruz. Engelli rampası oluşturmaya müsait olmayan, kimi binalarımız var. Oralarda da bu sorunu ancak şöyle aşabileceğimize kanaat getiriyoruz. Buraya bir asansör yapmak gerekiyor. Böyle yaptığımız birkaç asansörümüz var. İnşallah bunların sayısını daha da artıracağız. Yaşamı engelsiz hale getirmemiz evet. gerekiyor. Zira Palandöken Belediyesi'nde daha önceden yapılmış bulunan Engelsiz Yaşam Parkı var. Engelsiz Park e, son derece önemli. Orada da e, engellilerle, arkadaşlarımız engelli arkadaşlarımız önemli faaliyetlerde bulunuyorlar. Orada gene Saadullah Bey'in önemli faaliyetleri var. Biz de onlarla beraber müştereken bir takım faaliyetlerde bulunuyoruz. Palandöken süreç içerisinde yaşamı daha da engelsiz hale getirebilecek. Teşekkürler programımıza katıldığınız, konuk olduğunuz ve çalışmalarınızı anlattınız. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum mikrofonlarınızı biz açtığınız için. He, Palandöken ilçesi ve şahsım adına sizlere teşekkür ediyorum. Biz de çok size çok teşekkür ediyoruz. Güncel bölümümüzde Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar'ı stüdyomuzda ağırladık sevgili dinleyicilerimiz. E, belediyenin yaptığı pek çok çalışmadan bahsetti.